Türkiye malum son dönemlerde ciddi şekilde bir takım değişimlere uğradı. 2023'e baktığınız zaman iki tane ekonomik program uygulandığını görürsünüz. Birisi ilk yarısında serbest para politikası ve denetlenmeyen bir para sistemi vardı. İkinci yarıda sıkı para politikasına girdiler. İki farklı politika uygulandı. İkinci yarıda sıkı para politikasına girince devam eden de enflasyon yine düşmedi. Maalesef ki bir takım değerlerde belki durdu fakat yine devam eden yüksek bir enflasyon var. Yani o da nedir? 2023'e 60-65 civarında kapadık. 2024'te de yine aylık 2,5-3 gibi artış, 4'lere varan artış hatta o TÜİK'in verilerine göre bir enflasyon artışı var. Bu enflasyon artışı tabii doğal olarak da raftaki fiyatlara yansıyor. Raftaki fiyatlarda en önemli şey gıda ve tüketim ürünlerinde artı hizmet sektöründe yüksek enflasyon yaşandığını görüyorsunuz. Şimdi yüksek enflasyon yaşanırken halkın bir takım harcamalarını da denetlemesi ve kısıtlaması lazım. Bunlardan bir tanesi de parasını kontrol ederek harcamayı yapması lazım çünkü yetmeyecektir. Devlet ne yaptı? Devlet de hem maaşları artırarak hem asgari ücreti artırarak bir takım destekler vermeye çalıştı. Bir takım sübvansiyen teşviklerle bunları düzeltmeye çalıştı. Bunlardan kullanımı arttırabilecek veya engelleyecek tedbirleri almaya çalışıyor. Şimdi halk ne yapıyor? Bir takım şeylere ulaşabilmek için elindeki parayı bir şekilde dengeli kullanmanın yolunu arıyor. Onlardan bir tanesi de kredi kartı. Kredi kartı tabii ki hepimizin kullandığı bir yerde aslında sanal paraya doğru dönük olan uzun yıllardır yapılan bir işlem. Yani nakdi taşımayı engelleyici bir işlem. Neden kredi kartı kullanıyoruz? Enflasyonist ortamda maalesef ki enflasyonun doğurduğu nedenle biz küpürlerimizde en fazla 200 lira olması nedeniyle cebimize para taşımaya çalışıyoruz ve 200 liraları cebimize koyduğumuz zaman büyük bir para ediyor. Kaybı da önemli bir rakama ulaşabiliyor. Düşürdüğünüz veya kaybettiğiniz anda fiziksel ortamda halk bu sefer cebindeki kredi kartlarını kullanıyor. Kredi kartının kolaylığı şu: rahat alışveriş ve taksitlendirme imkanı. Zaten Türk halkı taksiti seven bir halk tipi. 1990'dan sonra yapılan taksitlendirme anlaşmalarıyla taksitlendirmenin çok güzel uygulandığı bir ülke olarak öndedir Türkiye ekonomik OECD ülkelerinde ve çok talep gören bir işlem. Dolayısıyla millet kredi kartından yükleniyor. Ama kredi kartında tabii ki en büyük tehlike asgari ödeme yaparak borcu geri ödemek. Bu da ciddi bir faiz yüküyle, şu anda 4,5 civarında aylık faiz yüküyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun için de kredi kartında maalesef ki artış oluyor. Yani bizler harcamamızı hemen elimizdeki nakde tedavül etmeden kredi kartında taksitlendirmeyi tercih ederek yürümeyi tercih ediyoruz. Yani bu da bize kolaylık sağlıyor gibi görünüyor. Ancak bu tabii ki ciddi tehlikeyi de getiriyor. İleriye dönük olarak borç stoğunuzun artmasına neden oluyor farkına varmadan. İyi denetlerseniz kontrol edersiniz. Denetleyemezseniz sıkıntı olur. Büyük sıkıntı haline gelebilir kredi kartları. Nitekim Türkiye'de de kredi kartı ödemelerindeki ana sıkıntıyı da hepimiz bankacılık verilerinden görüyoruz. Ciddi şekilde bankacılık verilerinde kredi kartı taksitlendirme ve geri ödemede problem var. Gecikmiş alacaklara doğru düşüyor. Bu sefer icra iflas ve hacizlerle karşılaşıyorsunuz. Sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Artı sosyal bir durum çıkıyor. Sosyoloji tarafına baktığınız zaman aile birlikteliğini bozuyor bu iş. Çünkü ekonomiyi bozduğunuz zaman ailede aile yapısı içinde geçimsizlik, rahatsızlık, harcamaları kontrol edememek ve bunları da aileye yansıtarak huzursuzluk çıkmaya başlıyor. Karnı doğmayan bir aile fertleri sizlerde huzursuzluk yaratacaktır. Karı koca çatışmaları, eş dost çatışmaları, çevredeki elden borçlanmaların geri ödenmemelerini de getiriyor. Örneğin bu da farklı bir olgudur Türkiye'de. Siz kredi kartını ödeyebilmek için yakınınızdan borç para alırsınız. O borç parayı falan tarihte geri ödeyeceksinizdir. Aldığınız o dış kaynağı zamanda ödeyemezseniz sıkıntı çıkıyor orada da. O da kredi kartının sonucu. Eskiden bizim dönemimizde, bizim yaş grupları bilir, elimizde nakit varsa harcardık, yoksa harcayamazdık. Yani aldığımız maaşlarla, aldığımız gelirlerle, ne gelirimiz varsa, onlar nakit olarak elimizde, cebimizde, banka hesabında dururdu. Biz harcamalarımızı ona göre yapardık. Bütçemizi kontrol ederdik. Şu anda bütçeyi kontrol ettiremiyor kredi kartları. Aslında kredi kartı
ekstrelerine baktığın zaman bankalar ikaz ediyor. Yani diyor ki bak senin harcamaların şu kalemlerde artış var. Şuralara dikkat et. Şunlar bozdu. Ama Türk halkı maalesef finansal okuryazarlığı düşük olduğu için, bu konuda çok eksik olduğumuz için ve kontrolsüz harcamalarda geldiği için kredi kartı ciddi problem haline gelebiliyor. Kredi kartı hakikaten hayatı kolaylaştıran, ödemelerinizi kontrol altına tutmaya rahatlatan bir unsur. Yani bugün cebinizde işte benzin alıyorsunuz, örnek veriyorum, yarım depoyu doldurmanız için 1800 lira, 1500 lira arabasına göre bir para ödemeniz gerekiyor. Bunu bankamatikten çekip cebinize koymanız gerekiyor. Buna gerek yok. Gidiyorsunuz, kredi kartıyla veriyorsunuz, alıyorsunuz. Oysa bir ay sonra ödemesi gelir bunun. Komisyon yoksa ki üzerinde rahattır. Bir ay sonra siz ödersiniz. Ama bunları kontrol edemediğiniz takdirde, bu harcamaları bütçenize göre dengeleyemediğiniz takdirde o aylık gelen ekstride sıkıntı yaşarsınız. Kredi kartı kullanımında siz ve aile bireyleriniz bütçenizi kontrol altında tutmanız lazım. Her bir harcamanızın dengesini ileriye dönük bir ay sonra ödenecek şekilde bir kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi hocam tamam biz harcamayacağız mı? Peynir almayacağız mı? Zeytin almayacağız mı? Alacaksınız. Ancak bunun belirli bir haddi var. Aşırı fiyat artışları kredi kartı ekstrelerindeki rakamları da yükseltti. Yani yaklaşık olarak tüketimim ayrı. Ama siz tüketiminizi kontrol edemeyip kredi kartı harcamalarınızı sürekli yüklenerek oraya yaparsanız sonuçta bir ay sonra dengeli olur. Benim tavsiyem şu. Bir bölümü nakit, bir bölümü kredi kartıyla harcama yaptığınızda daha iyi kontrol etmiş olabilirsiniz. Ben elimdeki hesabımdaki nakdi belirli bir değere yatırabilirsem para kazanabilirim düşüncesi de hakimdir. Yani siz örneğin altındaki artışı hesap edin. Altın alırsınız bir ay boyunca. 300 lira, 500 lira para kazanırım dersiniz. Kredi kartını bir ay sonra ödersiniz. Ama bunu kontrol edip takip etmeniz gerekiyor. Eğer takip etmezseniz ve bunu sürekli yüklenerek yaparsanız bütçenizi aşar. Buradaki tavsiyemiz bütçe kontrolü yapmaktır. Bütçeyi dengelemektir. Hepimiz için geçerli. Evinize bir girdi var. 10 lira, 20 lira. Bunun harcama tutarı var. Kiralarınız, genel giderleriniz var. Bu genel giderleri zaten biliyorsunuz. Bu genel giderlere ilave bir şeyleri kredi kartıyla yaptığınız anda kontrol kaçıyor ve sıkıntı yaratıyor. Bu hele faizliğe girerse çok büyük tehlike yaratıyor. Devlet de enflasyonu engelleyebilmek için yeni tedbir almak üzere, yeni kanunlarla yeni tedbirler alacak ekonomi yönetimi, kredi kartlarındaki taksidi ve diğerlerini kısıtlamaya çalışacak. Çünkü kredi kartı bir rahatlık sağlayınca hepimiz ona yükseliyoruz. 100 bin liralık bir şey alacaksınız. 10'ar bin lira taksitle almak işinize gelebilir. Ama 100 bin lira borç sizindir. 10'ar bin lira alırsınız. İkinci ay tekrar 100 bin lira iştahınızı kabartacak yeni bir ürün karşınıza geldiğinizde onu da alırsınız. Borcunuz 200 bin lira. Aylık taksitiniz 20 bin liraya çıkar. Üçüncü aşağı bir 50 bin liralık bir olay gördüğünüzde, hadi çocuklara mobilya alalım dediğinizde, ya 5'er bin lira taksitle sizin taksit ödemeniz 25 bin liraya çıkar. 25 bin liraya uygun geliriniz yoksa sıkıntı başlar. Ve dolayısıyla kredi kartında acımasız bir tahsilat yöntemi de vardır. Bankacılar acımazlar. Hemen kapınıza dikilirler. Çabuk harekete geçerler sözleşmeleri gereği. Sizlere icra, iflas, haciz, her türlü tedbiri koyarlar ve sıkıntı yaratırlar. Acil geri tazyik edici bir niteliği vardır banka borcunun. Tazyik eder size. Eş dost borcu gibi değildir. Bekletirsiniz, onu bekletemezsiniz. Çok dikkatli harcamak gerekiyor ve Türkiye'deki enflasyonun ana sebeplerinden biri de hizmetlerdeki ve harcamalardaki artıştır. Şu anda bile engellenemiyor. Onun kısıtlanması da gerekiyor biraz.